Evet efendim, kripto para ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gökçe Çalışan birazdan bizlerle olacak. Bir fiyatlamalara bakalım. Dün akşam ciddi bir alım geldi çünkü kripto paralara. Nedenini konuşacağız. Neden burada kripto paralarda bir dün akşamdan beri pozitif ayrışma gördük? Nedenleri birazdan, ama biz önce fiyatlamalara bakacak olursak burada yükselişin devam ettiğini de görüyoruz. Tabi burada negatif tarafta ayrışanlar da var. Polkadot, Maker, Dogecoin, Stellar, Lumen gibi. Pozitif tarafa baktığımızda ilk sırada Algorand'ı görüyoruz. Bitcoin'de dün ciddi bir atak gördü, 44 bin doların üzerine. Ethereum tarafı 3000 dolara yaklaştı diyelim daha doğrusu. Litecoin tarafına baktığımızda yine aynı şekilde %2'ye varan yükselişler var. Holochain'de de %1'in üzerinde yükselişler görüyoruz. Peki nedenlerini konuşacağız şimdi. Sevgili Gökçe Çalışan bizlerle, ArcRapex Hazine Yönetmeni. Gökçe selamlar, hoş geldin öncelikle. Günaydın Perihan, hoş bulduk. Şimdi Gökçe, dünkü bu yükselişi neye bağlayabiliriz? Uzun bir süredir özellikle Rusya-Ukrayna gerginlik diyorum sürekli, ama artık savaşı diyeceğim. Savaşı nedeniyle aslında bir baskı vardı kripto paralarda, fakat dün ciddi bir alım geldi. Önce bu alımın nedenini konuşalım temel anlamda, sonrasında teknik seviyeleri konuşuruz istersen. Tabii düne baktığınızda aslında kripto paraların ciddi anlamda ayrıştığını gördük global piyasalardan. ABD hafif negatifte, yatayda kapatmıştı. Vadeliler pozitifte hafif, ama kripto paralarda özellikle Bitcoin'de %14'lük bir yükseliş gördük. Şimdi aslında evet, şu anda bu gerilim savaşa doğru evrilmiş durumda ve Rusya Merkez Bankası'nın asetlerine, varlıklarına da el koyulmuş durumda. Ek olarak da ciddi yaptırımlar söz konusu dünyanın dört bir yanından. Zaten bunun da etkilerini de görüyoruz rublenin üzerindeki. Rublede de ciddi düşüşler yaşandı ve Ruslar da biraz daha kripto paralara yöneldiğini görüyoruz. Şimdi borsalardaki hacimlere baktığımızda ruble dolar paritesinde %121'lik bir artış söz konusu. Hani Bitcoin vesaire gibi hani kripto paralara bakmadan daha hani bunun bile kripto para piyasalarına yansımalarını da gördüğümüzden bahsedebiliriz. Şu anda bir gerilim savaş durumu var ve normal şartlar altında riskli varlıkların düştüğünü görürüz, ama Bitcoin'in tarihine baktığımızda genel olarak bu savaş, gerilim gibi politik kriz durumlarında kripto paralar yükselirdi ta ki bu yıla kadar. Bu yıl aslında değişen bir şey oldu. 2020 yılından itibaren ciddi anlamda bir kurumsal yatırımcısı var kripto paralarda. Bu yüzden asıl çıkış noktası olan merkeziyetsizlik ve sansüre dayanıklılık tam öte bir yatırım aracı olarak görünmeye başlayıp da kurumsalların alım yaptığı yüksek riskli bir varlık olarak görüldü ve son dönemde baktığınızda Nasdaq ile olan korelasyonu da ciddi anlamda artmış durumda. Ancak burada öyle bir hani yaptırım geldi ki artık bu tarafa Bitcoin'in asıl çıkış amacı belki de akıllara geldi. Düne baktığınızda işte Avrupa Birliği'nden, Japonya'dan, ABD'den birçok yerden Rusya bu yaptırımlarla sıkıştırılırken bunun Bitcoin'e yansımalarını ben gördüğümüzü düşünüyorum. Burada da gördüğümüz grafikte sıfırın üzerinde Bitcoin tutan adresler var ve şu anda da 41 milyonların üzerine çıkmış durumda ve gün be gün de Bitcoin tutan adres sayısının arttığını görüyoruz. Bunda yani asıl çıkış yerimiz olan sansüre dayanıklılık ve engellenemezlik ve merkeziyetsizlik olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda Rus oligarklarına da baktığınızda onlar da şu anda Rus zenginleri de daha çok kripto paralara yönelmişte durumda. Yani bu varlıklarına erişemedikleri için şu anda yapabilecek en iyi şeyleri hani kripto paraya belki de yatırım oldu. Genel olarak benim yorumum bu yönde. Hani savaşın etkisiyle ve yaptırımların çok fazla gelmesinin etkisiyle Bitcoin ve kripto paralara yansımalarını gördük, talebin de arttığını gördük diyebiliriz. Dönelim kurumsallara. Peki kurumsallar ne yaptı? Dün şimdi veriler geldi. Geçtiğimiz hafta peki kripto paralara bir para girişi oldu mu? İstersen bir de grafiğimize bakalım. Tabii aslında haftalık bazda baktığımızda şu anda biz 6. haftadayız. 6 haftadır kurumsallar alım yapıyor. 36 milyon dolarlık bir alım yaptılar. Aslına bakarsanız bu meblağ biraz düşük. Hani yine temkinli alım seviyeleri olarak okunabilecek bir seviye olduğundan bahsedebiliriz. Önceki sürece baktığımızda grafikte görüldüğü gibi genel olarak satışlar hakimdi, ama
Son süreçte bu Fed faiz arttırımı beklentilerine ve bu jeopolitik gerilime rağmen kurumsal almayı tercih etti. Ancak burada önemli olan başka bir unsur da bu alımların kırılımları. Çünkü burada topluca görüyoruz ama bölgesel bazlı baktığımızda ABD tarafı yaklaşık 100 milyon dolarlık bir kripto para yatırımı yaptı kurumsallar. Ancak Avrupa tarafına baktığınızda 50 milyon dolarlık bir çıkış vardı. Aslında burada da Rusya-Ukrayna geriliminden, savaşından artık hani hangi kelime daha doğru olursa bahsedebiliriz. Çünkü Avrupa'nın Rusya bağımlılığı çok daha fazla. Çünkü buradan doğal gazını alıyor. Daha fazla ticari ilişkisi var ABD'ye nazaran. Bu yüzden Avrupa'daki kurumsal çok daha temkinli davranırken ABD'deki kurumsal biraz daha alım yapmaya hevesli olduğundan bahsedebiliriz. Çünkü onu o kadar da etkileyen bir durum yok. Yani Avrupa kadar göbekten bağlı değil Rusya'ya diyebiliriz. Ve şu anda da bu hani gelinen son noktada bu gerilimin de etkisiyle biraz daha hani bu tarafa doğru da kayışlar da olabilir bundan sonraki süreçte. Ama ek olarak da şunu da ben söylemek istiyorum. Dün SEC'den Amerika'nın SPK'sından da bir açıklama oldu. Kripto para borsalarındaki hani kendini ihbar ettiğinde ya da kendi tarafındaki problemleri dile getirdiğinde bir affa tabi olabiliyor kurumsallar ama böyle bir affın söz konusu olmayacağına dair de açıklamalar yaptılar. ABD tarafı da bu tarafı gerçekten ciddi anlamda sıkı tutmaya çalışıyor. Ek olarak da bir de hani bu Rusya-Ukrayna gerilimiyle alakalı olarak Ukrayna hükümetinin birçok kripto para borsasından da talebi oldu. Global borsalardan da talebi oldu. Rus vatandaşlarının kendi hesaplarına erişiminin engellenmesini istedi. Ancak borsalar bunu kabul etmedi. İşte en büyüklerden Kraken'ın, Binance'ın açıklamaları oldu. Eğer ki kişi doğrudan bir yaptırıma tabi değilse bunu yapamayacağına dair. Hani bu noktada da biraz daha hani merkeziyetsizliğin öne çıktığından da bahsedebiliriz. Yani merkezi borsalardansa merkeziyetsiz tarafa da hani kayışlarda söz konusu bence bu dönemde. Peki Gökçe, bir sonraki grafiğimize geçelim. Tamam, para girişi var ama ne alınmış? Yani burada negatif pozitif ayrışanları da konuşalım istiyorum. Mesela işte Bitcoin öncülüğünde yükseldik ama para girişi var mı Bitcoin tarafına? Bir sonraki grafiğimizi alabilirsek ekranlara, para girişinin, ben hep onu paranın ayak izi diyorum. Biraz takip edelim nerelere para girmiş. Tabii. Şu anda aslında genel olarak altcoin'lerde hafif satışlar hakimken genel olarak Bitcoin tercih edildiğini görüyoruz kurumsallar tarafında. Bu da daha az riskli olmasından kaynaklı ve sansüre en dayanıklı varlık da Bitcoin aslında bakarsanız. Merkeziyetsizlik bakımından, işte nod dağılımı bakımından en merkeziyetsizi hala Bitcoin. Bu yüzden de Bitcoin'in biraz daha öne çıktığı bir sürece de girmemiz de olası. Ek olarak burada gördüğümüz üzere multi asset dediğimiz çoklu varlıklara da girişler oldu. Geçen haftayı incelediğimizde altcoin'lerden de hafif çıkışlar söz konusu. Tabii Bitcoin'le de koreli olduklarından bütün piyasada şu anda bir yükselişte hakim. Ama genel olarak Bitcoin'in öncülüğünde her ne kadar böyle riskli varlıklara kayma olsa da, yani Bitcoin'e kayma olsa da, altcoin'lerde biraz daha yavaş yükselişlerde söz konusu olabilir. Peki ağırlığı nerede tutmak lazım sana göre Gökçe? Yani şu an bir sepet yapacak olsan ağırlık Bitcoin tarafında mı olmalı, altcoin'ler tarafında mı olmalı sana göre? Ben şu anda Bitcoin'i çok daha güvenli görüyorum. Çünkü dünyada her ne kadar işte kripto paraların merkeziyetsizliğinden, sansüre dayanıklılığından bahsediyor olsa da dünyada şu anda ciddi anlamda bir jeopolitik gerilim var ve hani birkaç saat öncesinin haberlerine göre 40 millik bir Rus ordusu Kiev'e doğru yola çıktı ve hani inanılmaz gergin bir ortam var ve bu ortamda altcoin'lere yatırım yapmak biraz daha bana sorarsanız riskli. Tabii burada bazı değerlendirmeler yapılabilir. Çünkü bazı projeler belki bu süreçte daha faydalı olduğu açığa çıkabilir. İşte bilmiyorum, hani önümüzdeki süreçte bunu uzun sürdüğü bir durumda belki
belki DeFi tarafına ilgi artabilir ve DeFi tarafındaki projeler de yükselebilir. Ancak burada riskin biraz daha yüksek olduğunu hani aklımızda tutmakta fayda var. Çünkü Bitcoin'in %2 düştüğü yerde bunun altcoin'lere yansımaları %10'lara kadar belki de daha fazla olarak da gerçekleşebiliyor. Bu yüzden belki burada biraz daha stoplu işlemler açmakta fayda olabilir. Peki Gökçe, diğer taraftan kripto para adaptasyonunun da ilk defa bu kadar yüksek bir seviyeye çıktığını görüyoruz. Bu ne anlam ifade ediyor sence? Şu anda aslında ilginç şeyler de oluyor dünyada. Mesela eBay'in bir açıklaması oldu dün. Zaten artık kripto paralarla ödeme kabul edilmesine baya baya bir alıştık. Birçok işte otel, işletme, çeşitli alım satım platformları da artık bunu yapıyor. Şimdi eBay'in de açıklaması oldu dün. CEO'su bir açıklama yaptı. Yani zaten kripto paralarla uzun süredir bir flört deneme oldu eBay'in. Ve bundan sonraki süreçte de kripto para ödemelerini kabul edebileceklerini açıkladılar ve tarih olarak da aslında 10 Mart'ı işaret ettiler. Sadece ödeme tarafı değil, işte farklı kullanım alanları da sağlayabileceklerinden bahsettiler kripto paralarıyla beraber. Aslında bu ilginç eBay'in serüveni, çünkü burada biraz daha doğal bir adaptasyon olduğundan bahsedebiliriz. Çünkü eBay bir alım satım platformu ve buranın kullanıcıları hali hazırda NFT satışlarına başlatmış durumdalar. Ve eBay'in tarihine baktığınızda örneğin araba satışına uygun bir ortamı yokken kullanıcılar araba satmaya başladıktan sonra eBay haliyle bunu da kendisi de entegre etmişti. Şimdi de NFT tarafında ciddi anlamda insanlar eBay üzerinden NFT alıp satıyorlar. Ve bu yüzden de buraya da bir entegrasyon gerekiyor. Yani burada tamamen doğal bir şekilde eBay kendisi biraz da bu işin içinde buldu diyebiliriz. Tabii şirketin fokusu odağı da bu yanda olmakla beraber biraz da müşterilerinin bu işi tetiklediğinden bahsedebilir. Şu anda aslında bu tip şeyler doğal bir şekilde gerçekleşiyor. Yani adaptasyon hani şirketin karar vermesiyle değil de artık müşterinin diretmesiyle, istemesiyle gerçekleşiyor ve artık birçok şirket de bu işin içine girdi. Metaverse'de moda haftası düzenlenecek 24 Mart'ta örneğin ve sanal dünyaya yavaş yavaş da taşınan birçok şey de var. Decentraland'in de öne çıktığını görüyoruz. Metaverse'ün de öne çıktığını görüyoruz şu son dönemde. İlginç bir dönem bence. Kurumsal ilgisinin de yüksek olduğu ve artık belki de hani kripto paralara entegre olmamanın entegre olmaktan çok daha riskli olduğu bir sürece doğru da girdiğimizi söyleyebiliriz. Peki Gökçe, başka kurumlar var mı? eBay'i konuştuk ama konuşabileceğimiz bu noktada. Tabii yani örneğin bu aslında ilginç olan konulardan bir tanesi bu moda haftasıydı. Buraya işte Gucci katılacak, Tommy katılacak, birçok ünlü meşhur markanın katıldığını göreceğiz. Samsung'un Decentraland'da açtığı bir mağaza söz konusuydu. Apple'dan çeşitli açıklamalar oldu. Microsoft'tan var NFT ile ilgili birçok gelişme. Ve bu noktada baktığınızda büyük şirketlerin çoğu aslında giriş yaptı. Sadece belki de hani bizim takip edeceğimiz bu bilançolarına kripto paraları, işte özellikle de Bitcoin'i ekleyip ekleyemeyecekleri bu süreçte. Çünkü fiyat hareketine baktığımızda bizi en çok yukarıya taşıyan hareketlerden bir tanesi halka arz edilmiş firmaların bilançolarına kripto para eklemeleri olmuştu. İşte Tesla olsun, MicroStrategy olsun. Ve bundan sonraki süreçte de büyük bir şirketten böyle bir adım gelirse Amazon, Apple gibi aslında bizi bu biraz daha yukarıya taşıyacak hamle olur. İşte Apple Pay'e de kripto paralarla ödemeler gelirse, yani hani Twitter'ı biliyoruz, Twitter'da artık hani NFT koyabileceksiniz profil fotoğrafı olarak. Bitcoin ve Ethereum transferleri yapılabiliyor. Hani buna bağış da deniyor ama farklı transferler olarak da kullanılabilir. Böyle bir süreçteyiz. Her büyük firmanın adım attığı bir süreçteyiz. Ve bu adaptasyon da biraz da hani doğal yollarla olduğunu ben düşünüyorum. Yani müşterilerin talepleriyle ve ekosistemlerin artık şirketlerin oraya sürüklenmesiyle kendilerini işte NFT'lerle ilgilenirken, bu ödeme araçlarını kendilerine entegre ederken bulduklarını düşünüyorum. Gökçe, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğun değerli bilgiler için, iyi çalışmalar. Evet efendim, kısa bir araya gidelim. Saatler 14'ü gösterene tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.